Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5 yayınlarından gerçekten e, güzel bir soru. E, sınavda çıkabilecek bir soru tarzı. Hatta burada kullanacağımız bir üçgen... Bu sene sınavda soruldu. Çoğumuzun da belki aklında olmadığı bilmediğimiz bir üçgen. Burada onu da hatırlatmış olalım. Arkadaşlar sorumuzu çözmeye çalışalım. Duvarda yürüyen bir karınca ABC noktalarında duraksadığında O merkezine göre sırasıyla saat 1, saat 3 ve saat 5 yönünde görünüyor. OC 80, OB 30, ABC doğrusal olduğuna göre AB kaç santimetredir diye sorulmuş arkadaşlar. Öncelikle buradaki saat bize bir tam açı yani 360 derecelik açı verecektir. 12 eş parçaya bölün için 360 bölü 12'den her ardışık iki sayı arası bize 30 dereceyi verir. O zaman 1'den 3'e kadar 30 derece bura 30 derece bura şurası kaç dereceye denk gelmiş olur? 60 dereceye denk gelmiş olur. Aynı mantıkla 3'ten 5'e kadar 2 kere 30'dan yine şurası bize kaç dereceyi verecektir? 60 dereceyi vermiş olacaktır arkadaşlar. Şimdi 60 60'ı görünce bence biz burada açı ortay kullanabiliriz. Hatta diyorum ki arkadaşlar şimdi bize neresi verilmiş? OC ve OB verilmiş ya. Şurayı şöyle yukarı doğru uzattığımı düşünün. Tamam 180 derece olur olacağı için 60 60 120 buraya da yine 60 derece gelecektir ve aslında şuradaki OBC üçgeninin dış açı ortayını da burada kullanabiliriz. Çünkü bakın 60 burası dışarıda 60 60 dış açı ortay oluşmuş. Dış açı ortaydaki özelliğimiz neydi? Dış açı ortayımızın bittiği yerden kenara doğru geliyorduk. AB'nin BO'ya oranı AC'nin CO'ya oranıydı. Zaten bizim CO'muz kaç olarak verilmiş? 80 olarak verilmiş. Şuradaki OB'miz de arkadaşlar 30 olarak verilmiş. O zaman burada 30 burada 80 yazdığı için ben şuradaki uzunluğa 3K dersem 3K'nın 30 oranı 8K'nın 80'e oranı gelmelidir. 8K eksi 3K'dan şu araya da 5K'nın kalacağını ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Bunu da burada belirlemiş olalım. Şimdi bunu yaptıktan sonra biz AB'yi yakalama çalışıyoruz. Yani 3K'yı bulmaya çalışıyoruz. Bence şuradaki 80, 30 ve 60'dan 5K'yı bulup buradan neye geçebiliriz? 3K'ya geçebiliriz. Elimizde oluşan üçgeni şöyle çizersek arkadaşlar şöyle. Öyle değil mi? Şurası da şöyle gelmiş. Şuradan da şöyle birleştirelim. Diyor ki bakın burası 30 birim diyor. Burası 80 birim diyor. Buranın kaç derece olduğunu söylüyor. 60 derece olduğunu söylüyor. Ve biz burayı yakalamaya çalışacağız. Burası bizim 5K'mız olacak. Aslında biz burada e, hangi üçgeni hatırlayabiliriz? E, 30 ve 80'in arasında 60 derece varsa 30, 80, 70 üçgeni. Yani şuradaki üçgenimiz uzunluğumuz kaç gelecektir 70 doğrudan burada 5K eşittir 70 deyip K eşittir 14. 3K'yı da 3 kere 14'ten kaç olarak bulabiliriz arkadaşlar? 42 olarak bulabiliriz. Doğru cevabımız B şıkkı gelecektir. Hatta burada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Burası 60 derece ya. Ee şöyle alırsak şu şekilde aldığımı düşünürseniz bakın şu şekilde aldığımı düşünün. Şöyle geldik. Şunlar birbirine eşit olacak şekilde aldığımı düşünün. Burası kaç gelsin? 30 birim gelsin. 80'in 30'u oradaysa burası kaç gelmiş olsun? 50. Biz bunları eşit aldığımız için burası 60 derece, burası 60 derece geldi. Burası kaç derece oldu? 120 derece. Karşının 70 olduğunu söylemiştik. Bakın yeni bir üçgen daha. Burada eşkenar üçgen oluştu. 30. 30 ve 50 var. Arada 120 derece varsa burası 70. Yani 30, 50, 70 üçgeni geliyor. Ne zaman? 30 ile 50'nin arası 120 derece olduğunda arkadaşlar iki tane üçgen görmüş olduk olduk. Yani 30 80 70 üçgeni 30 ile 80 arasında 60 derece var. 30 80 73 pardon 30 50 70 üçgeni 30 ile 50 arasında 120 derece var. Arkadaşlar bunları unutmazsak bize hız katacaktır. Hatta bu sene sınavda da sordular. Ama bunun dışında bence şöyle yapabiliriz. Bunu diyelim ki bilmiyoruz. Şöyle aldığımızı düşünelim. Şu şekilde alalım arkadaşlar. Şuradan da ben birleştirmiş olsam. Burası kaç birim olsun? 30. Burası kaç birim? 80. Burası kaç birim? 60 derece. Şuradan dik çekebilirsiniz. 90'ın karşı 30sa 60'te 30'un karşısı şudur diye gidebilirsiniz. İstiyorsanız onu yapabiliriz. Bakın şuradan bir dik çektiğimi düşünün arkadaşlar. Şu şekilde. Tamam değil mi? Burası 90 derece olsun. 90'ın karşısı 30 ise 30 gelecektir. Burası ne yapar? 15 olur. 80 eksi 15'ten buraya kaç kalacaktır? 65 kalacaktır. Aynı zamanda 30'un karşısı 15 şurası 30 derece geldi. 60'ın karşısı da 15 kök 3 gelmiş olur. Buradan da burayı hesaplayabiliriz. Buradaki uzunluğumuzu arkadaşlar ne diyelim? X diyelim. Bakın şöyle yapacağız. karelerini al olmayalım 65'i 10 e, kaç yazalım? 5 çarpı 13 diye yazmış olalım. Şuradaki 15 köküçü de arkadaşlar 5 çarpı 3 köküç diye yazalım. 5'ler ortak olduğu için buraya 5'i yazarsınız. Kare kökünüzü açarsınız. 3 kökücün karesi 27. 13'ün karesi 169. 169 27 daha 196. Buraya kök 196 yazarsınız. Bu da zaten 14'tür. Yani burası 5 çarpı 14'ten 70 yapar. E 5K 5 çarpı 14 ise K 14. 3K'mız 3 kere 14'ten 42 gelmiş. Yani gelmiş olur. Cevap B şıkkıdır. Hatta şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuradan şöyle aldığımı düşünün. Şöyle şurayı birleştireyim. Yine orada bir şey anlatmaya çalışalım. Burası kaç derece olsun? 60 derece. Burası kaç? 80. Burası 30. 30'u gören değil de 80'i gören dik çekebilirsiniz. O, bu durumda şöyle düşünün. Mesela siz bir dik çektiğinizde şuraya gelse 90'ın karşısı 80 iken 30'un karşısı 40 olmalı. Ama burada 30 var. Bu bize şunu söyler. Demek ki buradaki dik uzunluk dışarıya geliyormuş der. Yani geniş açılıymış. Şurada dik uzunluğumuz dışarıya gelmiş. Şimdi 90'ın karşısı 80 ise şurası 30 gelir. 30'un karşısı 40 olmalıdır. Buranın tamamı 40'sa, 40 ise 40 eksi 30'dan 10 buraya kalır arkadaşlar. 30'un karşısı 40 iken 60'ın karşısı kaç gelecektir? 40 köküç gelmiş olacaktır. Buraya bunu yazarsınız. Şurada Pisagor yapabilirsiniz. Aradığımız uzunluk budur. Buraya x dersek yani 5k olan uzunluğumuzdur. Yine aynı yöntem. Bunu 10 çarpı 4 köküç diye yazın. Bunu da 10 çarpı 1 diye yazın. O zaman hipotenüsü hesaplarken onlar ortak olduğu için onu yazarsınız. 1'in karesi 1. 4 kök 3'ün karesi 48. 48 bir daha 49. Burası kök 49 gelir. 10 kök 49 da bize 70'i verecektir. Yine 5K 70'ten K 14. 3K 42 gelmiş olur. Arkadaşlar doğru cevabın B şıkkı gelmesi gerekir. Umarım burada anlatmaya çalıştığımız mantıklar açıklayıcı olmuştur. Hangisi aklınıza yatıyorsa onu kullanabilirsiniz arkadaşlar.